Hoş geldiniz. Günümüzde numerolojiye olan ilgi fazlasıyla artmakta. Bunlar ard arda gördüğümüz sayılar olsun, doğum günümüz olsun, fark etmeksizin her gördüğümüz sayının bizler için bir anlamı veya mesajı olduğunu düşündürmekte. İsterseniz öncelikle numerolojinin ne olduğuna ve nereden geldiğine bir göz atalım. Numeroloji, okültizmin bir dalı olup evrenin sayısal bir kurguyu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar. Sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalara, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar. Numeroloji, sayıların sembolik anlamlarını inceleyerek kişilerin yaşamını, karakterini ve geleceğini analiz etmeyi amaçlayan bir kehanet ve keşif yöntemidir. Numeroloji, antik çağlardan beri kullanılan bir uygulama olup sayıların evrensel bir dil olduğuna ve sayıların insanların yaşamlarında etkili olduğuna inanır. Numerolojide sayılar belirli bir enerjiye sahip olarak kabul edilir. Her harf bir sayı değeriyle ilişkilendirilir ve bu sayılar kullanılarak isimler, tarihler veya diğer önemli sayılar analiz edilir. Bu analizler bir kişinin karakteristik özelliklerini, yeteneklerini, zayıf noktalarını ve gelecekteki eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Numeroloji genellikle doğum tarihleri ve isimler üzerine odaklanır. Doğum tarihinin sayısal değeri, kişinin yaşam yolunu, kişisel yıl döngülerini ve yaşam dönemlerini belirlemek için kullanılır. İsimlerin sayısal değerleri ise kişinin karakteristik özelliklerini ve potansiyelini yansıtır. Numeroloji, kişisel gelişim, ilişkiler, iş hayatındaki kariyer ve sağlık gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Bir numeroloji uzmanı, kişinin sayısal profilini analiz ederek rehberlik, öngörü ve içgörü sağlayabilir. Ancak numeroloji bilimsel bir temele dayanmaz ve daha çok bir kehanet ve metafizik uygulama olarak kabul ediliyor. Herkesin inanç ve değerlerine bağlı olarak numerolojiye farklı bir yaklaşımı elbette olabilir. Gelin bir de Antik Mısır'da ya da Antik Yunan'da, İbranilerde, Araplarda numeroloji nasıl ele alınmış bir ona bakalım isterseniz. Antik Mısır ve Antik Yunan'da numeroloji. Numeroloji bilgilerinin gelecek veya gizli şeyler hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak kullanılmasıyla ilgili alana aritmansi adı verilir. Antik Yunan ve Kalde'de uygulanan aritmansi ya da bazen aritomansi, sayılar bilimi denilen numerolojinin öncüsü olarak görülür. Numerolojinin batıdaki gelişimi esas olarak sayılar bilimi, ilahi güçler bilimi demektir diyen Pisagor'la başlamıştır. Pisagor'a göre evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Fakat sayılar bilimine Yunanlardan çok daha önce Mısır'da önem verildiği bilinmektedir. Nitekim esin kaynağı antik Mısır bilgeliği olan İnisiye Pisagor'un numeroloji ile ilgili sözlerini antik Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika'da bulmaktayız. Bakın nasıl yazıyor. Mükemmel işleyen evren sayıların gücüyle düzenlenmiştir. Sayıların seslerle ilişkilendirilmesi de tarihçilere göre yine eski Mısır'da başlamıştır. Antik Mısır'daki Isis gizemlerinin inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. 22 sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını çok gizli tutmuşlarsa da dinsel işlemlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Mısır'ın 22 sırrı, Hermetik bilgeliğin Mısır'dan Avrupa'ya geçişiyle okültizmde 22 arkan ya da anahtar biçimine dönüşmüştür. Fakat Avrupa'da okültizmin ortaya çıkışından çok önce Mısır'ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Nitekim Pisagor matematikteki ünlü pi sayısını 22'yi 7'ye bölerek bulmuştur. Bu sayının daha sonra Dante'nin İlahi Komedya eserinde kullanılmış olduğu görülür. 22 gibi 11 ve 33 de numerolojide üstat sayılar olarak kabul edilir. Tradisyonlarda en çok sözü edilen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 40 ve 50'dir. İbranilerde numeroloji. Harflere numerolojik değerler verilerek harflerle sayıların ilişkilendirilmesi alanında en yoğun çalışmaları
kabalistlerin yapmış oldukları bilinmektedir. İbrani alfabesini kutsal alfabe olarak gören kabalistlere göre İbrani alfabesinin 22 harften oluşması bir rastlantı değildir. Fenike alfabesi gibi bu alfabenin de 22 harften oluşmasında eski Mısır'ın hermetik etkisi olduğu sanılmaktadır. Kabalistler 22 sayı ve harfi 3, 7 artı 12 biçiminde 3 grupta ele alırlar. Bunlardan 3 temel harf semavi alemi, evrensel kökeni, başlangıcı temsil eder. Sonraki 7 dualite harfi denir, bilinçle idrak edilebilir alemin yani aracı alemin karşılığıdır. Kalan 12 harf ise duyularla algılanabilir. Sayılarla ilgili kabalistik çalışmalar Gematria, Temurah ve Notarikon adları altında 3 ayrı uzmanlık alanı oluştururlar. Araplarda numeroloji. Aslında kabalistlerin 3 artı 7 artı 12 biçimindeki 3 gruplu sistemi Yahudilere özgü değildir. Antik Mısır, Fenike ve eski Etiyopya'nın hiyeratik alfabe harflerinde ve Arap alfabesi harflerinde de uygulanmaktaydı. Arap alfabesi de çok önceleri İbrani alfabesi harflerine denk düşen 22 harften oluşmaktaydı. Harflere numerolojik değerler vererek yapılan çalışmalar İslam numerolojisinde ebced hesabı veya cifir ilmi adıyla bilinir. Allah sözcüğünün ebced hesabındaki sayısal değeri 66'dır. Hadi gelin 22 sayısını biraz daha yakından inceleyelim. 22 tamlığın, ilahi tesirin yeryüzüne inişinin ve ilahi kelamın sembolüdür. Sirius B yıldızının sembolü olarak kabul edilir. Yaratılışla da ilişkilendirilen 22 sayısı numerolojideki üstad sayılardan biridir. Sayı Mu ve Atlantis'e indirilmiş ve Atlantisli bilge Hermes Tot tarafından Mısır'a getirilmiş ve Siruisyen öğretiyle de ilişkili görülür. Sembolizmde 22 sayısı ve A harfi arasında sıkı bir bağ vardır. İkisi de aynı şeyi işaret eder. 22 sayısı Kabala'nın sayısıdır. Kabala'ya göre varlığın zaman ve mekanda tezahürü olan 22 sayısını karşılayan 22 harf evreni ifade eder. Kabala öğretisine göre 22 Sefirot alfabenin kelamı oluşturan 22 harfine denk olup okumasını bilene açılan semavi sırları içermektedir. 22 harf veya sesin tanımı olan kabalistik bir çalışma olan Yaratılışın kitabında 22 sayısı her şeyin kuruluşunu içerir. Bu kitapta evren ve yaratılış 22 harfi ve 10 sefirota denk düşecek bir sistemle açıklanır. 22 sayısı ve Sirius yıldızı. Sirius büyük köpek takım yıldızında bulunan bir yıldız sistemine verilen addır. Araştırmacılar sistemde 3 yıldızın bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Sirius A, Sirius B ve Sirius C. Yakın zamanlarda edinilen son astronomik verilere göre ak cüce yıldızlar sınıfına sokulan Sirius B yıldızının yarıçapının güneşimizinkine oranının 22'ye 1000 olduğu yani 0.022 olduğu anlaşılmıştır. Sirius sistemiyle ilgili Afrikalı Dogon kabilesinin şaşırtıcı derecede ileri seviyede bilgileri bulunmaktadır. Dogonlar özellikle Sirius B'ye, Sirius A'ya verdiklerinden daha fazla önem vermektedirler. Sirius B, Dogonlarda Digitaria olarak da adlandırılmaktadır. Söz konusu bilgilere göre Sirius A, Sirius B'nin ışığı altında kaybolmuştur. Bir diğer Afrika kabilesi olan Bambara da Sirius'u temel yıldız olarak tanımlamaktadır ve aynı terim Dogonlarda da bulunmaktadır. Sirius A'ya ve Sirius B'ye iki bilgi yıldızı denilmekteydi. Çünkü gökte Faro'nun görünmez bedenini simgelemekteydiler. İslam tasavvufunda hakikatle ilgili uygulama yapan ekollerde öğrencinin eğitim dönemleri uzun yıllar alır. Sembolik olarak Yunus'un Tapduk Emre'nin dergahına 40 yıl tek bir eğrisi olmayan odun taşımış olmasını gösterebiliriz. Yunus, Tapduk Emre'den, "Git artık, sen kendinden olan söyle,
Kelamını duyabilmek için yıllarca nefsiyle baş etmenin yollarını aramış ve eğri büğrü davranmamaya, yani dergahına düz ve doğru odun getirmeye çalışmıştır ki tüm bunlar da Mevla'nın Şems'te olan karşılaşması gibi tamamen yüksek seviyeli sembollerin insan aracılığıyla yeryüzüne tezahürüdür. Aslında evrende her şeyin birbirine bağlı olduğu gibi günümüze kadar bize aktarılan dil, ırk, dönem farklılıkları olsa bile herkesin ortak noktalarından birine sayılar diyebiliriz. Nümerolojinin genel olarak nereden çıktığına ve temeline baktık. Peki bilimsel olarak nasıl bakıldığına da bir göz atalım. Nümeroloji birçok bilim insanı ve eleştirmen tarafından sahte veya bilimsel temele dayanmayan bir uygulama olarak kabul edilir. İşte nümerolojinin neden sahte olduğunu düşündüren bazı nedenler. 1. Bilimsel temelden yoksundur. Nümeroloji, bilimsel bir temele dayanmayan bir kehanet ve metafizik uygulamadır. Sayıların sembolik anlamlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu sembollerin insanların yaşamlarını etki ettiği iddiası deneysel veya bilimsel bir kanıt olmaksızın ortaya atılmış bir varsayımdır. 2. İstatistiksel olmayan yaklaşım. Nümeroloji sayıları sembolik anlamlara dönüştürürken sübjektif bir yaklaşım kullanır. İsimlerin veya doğum tarihlerinin harflere ve sayılara dönüştürülmesi farklı nümeroloji sistemlerine göre değişebilir. Bu da farklı sonuçlar elde edilmesine ve belirsizliğe neden olabilir. İstatistiksel olarak analiz veya kanıta dayanan bir yöntem kullanılmaz. 3. Kişisel deneyim ve inancın etkisi. Nümerolojiye inananlar genellikle kişisel deneyimlere dayanarak bu uygulamanın etkisini savunurlar. Ancak kişisel deneyimler ve inançlar bilimsel geçerlilik sağlamaz. İnsanlar olumlu bir beklentiyle veya kendilerini inandırmaya yönelik bir eğilimle nümerolojiye yönelebilirler. Ancak bu bilimsel bir geçerlilik sağlamaz. 4. Rastlantısal ilişkiler. Nümeroloji genellikle rastlantısal ilişkileri ve yanıltıcı korelasyonları vurgular. Sayıların ve sembollerin anlamlarını manipüle etmek veya yorumlamak kolaydır. Ancak bu ilişkilerin gerçek bir nedensellikle ilişkili olduğuna dair bir kanıt yoktur. Sonuç olarak nümeroloji bilimsel bir temele dayanmayan, rastlantısal ilişkilere dayanan ve sübjektif yorumlamalara açık bir uygulamadır. Bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen bir kehanet veya metafizik uygulama olarak değerlendirilir. Şimdi gelelim 33 sayısının anlamına ve yaşanan olaylara. Manevi açıdan değerli görülür. Kutsal üçlünün bir sembolü olarak görülür. Dürüstlük, cesaret, disiplin ve şefkat gibi değerlerle ilişkilendirilen bu sayı hayattaki birçok şeyin mümkün olduğunu vurgular. Çevredeki fırsatlara dikkat etmek ve onları değerlendirmek gerekir. 3 sayısı Masonlar için önemlidir ve en üst düzey olarak bilinmektedir. 33 sayısının bir diğer gizemi ise dünya üzerinde 33. paralelde olan olaylardır. 33. paralelin geçtiği noktaları da söyleyelim. Afrika, Asya, Büyük Okyanus, Kuzey Amerika ve Atlas Okyanusu'dur. Türkiye 33. paralelde değildir. Bu paralel için Masonların ölüm hattı denmektedir. Peki neden 33. paralel Masonlarla ilişkilendirilmiştir? 33. paraleli anlatmak için biraz geçmişe gidelim. Fenikeliler yaşadıkları dönemde birçok kent ve şehir kurmuşlardır. Başlıca kurdukları şehirler El-Cübeyr, Sayda, Sur, Beyrut ve Filistin'dir. Ayrıca Lübnan, Ürdün, Portekiz, Fas, Cezayir, Libya, Suriye, Afganistan, Irak, İran ve İsrail'de Fenikeliler tarafından temeli atılmış olan ülkelerdir. Filistin'de birçok küçük krallıklar kurmuşlardır. Bunlar İsrailoğulları ve Yahudilerdir. Fenikeliler bu kentleri kurarken neye göre kurmuşlardı? O zamanı baz aldığımızda uydular, günümüzde kullanılan teknolojiler yoktu. Bu kadar ülkenin temelini 33. paralelin üzerine tesadüf olarak mı kurmuşlardı? Kurulan bu kadar şehir bir şekilde 33. paralele denk geliyordu. Masonların ölüm yolu olarak adlandırdığı 33. paralelin önemi asla bu kadar değildir. 33. paraleli önemli kılan olaylara isterseniz bir göz atalım. Fenikeliler zamanında başlamış olan 33. paralelde yapılaşma günümüzlere devam etmiştir. Washington'da bulunan George Washington Masonik Hastanesi 33. paralelde yapılmış ve 333 metredir. Amerika'da Kuzey-Güney Savaşı yaşanmıştır ve bu savaşta Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır.
ayrılmış oldukları nokta tam 33. paralele denk gelmektedir. 1947 yılında yaşanan Roswell düşen UFO olayı yine 33. paralelde yaşanmıştır. Ayrıca Dallas, Phoenix şehirleri de 33. paralelde yer almaktadır. John Fitzgerald Kennedy 33. paralelde Dallas şehrinde suikasta uğradı. Abisinin ölümünü araştıran Robert Kennedy de 33. paralelde Los Angeles'taki Ambassador Otel'de suikaste uğradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt de 33. paralel yakınlarında ölmüştür. Bermuda Şeytan Üçgeni 33. paralel üzerindedir. Ayrıca üçgenin bir noktası çizildiği zaman tam 51. bölgeye denk gelmektedir. Diğer nokta çizildiğinde Stonehenge'e denk gelmektedir. Ve en son ucu çizildiğinde ise Beyaz Piramide denk gelmektedir. İki Japon şehrini yani Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer bombalara hedef alan başkan 33. Birleşik Devletler Başkanı'ydı. Her iki şehirde 33. paralel üzerinde yer almaktadır. Bağdat 33. derece 33. dakika kuzey enleminde yer almaktadır ve Saddam Hüseyin'in sarayı tam olarak bu konuma inşa edilmiştir. Sezarye Filipe'de 33. paralele yakın bir yerde Hz. İsa kendi ölümünü önceden bildirmiştir ve Hz. İsa 33 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Enoch kitabında düşmüş meleklerin gözcü sınıfının dünyaya indiği yer olan Hermon Dağı da 33. paralelde yer almaktadır. Antik Mezopotamya'da Sümer medeniyetinin beşiği olan günümüz Irak'ında 33. paraleli iki nehrin Dicle ve Fırat'ın birleştiği yerdir. Kuzey Afrika, Fas'ta bulunan Casablanca kentinde 33. paralel üzerinde devasa bir kare ve altıgen piramidal yer almaktadır. Suriye'deki antik Şam kenti de bu paralele denk düşmektedir. İran ve Afganistan gibi ülkeler 33. paralelden geçmektedir. Piramitlere gelecek olursak, 33. paralel boyunca Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya doğru seyahat edersek, Çin'in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında bulunan muhteşem beyaz piramidi bulabiliriz. Masonların ölüm hattı üzerinde bulunan birçok bina vardır. Hastane, okul, kütüphane gibi ve bu binaların hepsi de masonlara bağlantılı olanların isimlerini taşımaktadır. Çok eski zamanlardan beri varlıklarını sürdürmektedirler. Masonların dünyaya ne kadar hakim oldukları, istedikleri gibi nasıl şekillendirdikleri ortadadır. Dünya üzerinde yaşanan savaşlara baktığımızda Filistin, Afganistan, Suriye, Irak, Vietnam, Japonya'ya atılan nükleer bombalar, Kuzey-Güney Savaşı hep 33. paralel üzerinde yaşanmış olan savaşlardır ve bilinçli olarak çıkarılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelişen pek çok olayı ele aldığımızda aslında numerolojinin hep kullanıldığını, sayıların gizemlerinden her zaman yararlandıklarını görüyoruz. Her şeyin bir senkronize halde ilerlediği sizce de açık değil mi? Sayılarla bu kadar iç içeyken bizler neden mucizevi sayıları kullanmayalım hayatlarımızda, yaşam döngümüzde ve ilişkilerimizde niçin bunları baz almayalım? Büyük bir ihtimalle bu videoyu izleyenler arasında numeroloji ile ilgilenenler vardır. Hatta bu konuda uzmanlaşmış kişiler bile olabilir. Bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.